Hatay'ın ilk belediye televizyonundan, Antakya Belediye TV'den hepinize iyi akşamlar diliyoruz sevgili seyirciler. Antakya Belediye TV her hafta olduğu gibi sürpriz konu ve konuklarla bir kez daha bugün de karşınızdayız. Bugün yine şehrimizde çok değerli bir misafirimizi ağırlıyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Selçuk Özdağ, stüdyo konuğumuz. Sağ olsunlar bizleri bu yoğun gündeminde, bu yoğun programda kırmadılar. Stüdyomuza teşrif ettiler. Antakya Belediyesi ailesini onurlandırdılar. Kendisine şehrimize hoş geldiniz diyorum hoş Sayın Başkanım. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Hayırlı çok, yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İlke imza atmışsınız. Belediye Başkanımızın şahsında bütün çalışanları kutluyorum. İnşallah hep başarılarınız daim olur. Çok devam eder inşallah. Çok sağ olun efendim. Evet. Ayağınıza gelecek, sağ olun. Gelecek internet medyacılığı zaten. Gelecek artık bundan sonra yazılı medyacılık değil. İnternet medyacılığı. Bu noktada bir web televizyonu kurmak ve bir ilke imza atmak oldukça önemli. İlki yapanlar ufuklu adamlar demektir. Öngörülü adamlar demektir. Belediye Başkanımız İsmail Bey'i ve arkadaşlarını tebrik ediyorum öngörüsünden dolayı. Çok sağ olun. Geleceği inşa edecekler inşallah. Çok teşekkür ederiz. Efendim kısa bir bilgi vermek istiyorum. Antakya Belediye TV İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sonra Türkiye'de canlı yayın yapan ikinci belediye. Ve ilçe belediyeler bazında da birinci konumda şu anda. Sayın İl Başkanımız AK Parti Hatay İl Başkanımız Ahmet Atış da stüdyomuzda konuk. Sayın Başkanımıza da hoş geldiniz diyoruz. Ve ev sahibimiz Antakya Belediyesi ailesinin çok değerli lideri Sayın İsmail Kimyeci Belediye Başkanımız da stüdyomuza teşrif ettiler. Efendim siz de hoş geldiniz. Efendim yoğun bir gündeminiz var sizi fazla tutmadan. Antakya'mız biliyorsunuz medeniyetler şehri, barış kardeşlik şehri. Çok kültürel ve kozmopolit yapısıyla potansiyeli bol bir şehir. Antakya'mıza geldiniz. Nasıl buldunuz Antakya'mızı, nasıl değerlendirirsiniz? Antakya'ya, Hatay'a geliş sebebimiz burada bir vatandaşımızın eğer AK Parti birinci parti olursa bütün mal varlığımı Allah'a adıyorum dediği için 51 koyununu Allah'a adıyor. Ve seçimde de 1 Kasım'da AK Parti birinci parti olduğu için de bu vatandaşımız AK Parti Sivil Toplum Halkla İlişkiler birimine ulaşıyor ve diyor ki ben böyle bir adakta bulundum lütfen bunu alın. Ama alın ama bunu Türkmenlere, bayır bucak Türkmenlerine bırakın götürün. Ve Sayın Başbakanımıza arz ettik bunu MYK'da. Sayın Başbakanımıza bugün de 2 yardımcımızla beraber buraya geldik. Orada kardeşimizin evinde ziyaret ettik, koyunlarını aldık. Arkadaşlarımız da milletvekili arkadaşlarımız vesile oldular. Belediye başkanlarımız vesile oldular. Bayır bucak Türkmenlerine o koyunlar 5 aileye takdim edilmiş oldu. Az veren candan çok veren maldan dedikleri gibi bir şahıs düşünün. Ülkesini düşünüyor, milletini düşünüyor, devletini düşünüyor, vatanını düşünüyor, bayrağını düşünüyor. Eğer bunları kaybedersek hiçbir şeyimiz olmaz, namusumuz olmaz, malımız olmaz, canımız olmaz, mülkümüz olmaz, geleceğimiz olmaz diyerek bütün mal varlığını adıyor. Bu büyük bir örnek. Bu örneği burada ikam etmek adına geldik. Ardından da Antakya'ya geldik. Hatay büyükşehir olduktan sonra 2 tane ilçeniz oldu. Bir tanesi merkezi Antakya. Antakya'da başarılı bir belediye başkanı var. Antakya biraz önce söylemiş olduğum gibi bir yandan Çan'ın, bir yandan Hazza'nın, bir diğer yandan Ezan'ın birlikte yükseldiği bir diyar. Yani burada hoşgörü var. Burada karşılıklı olarak dinlerin birbirine saygıları var. Bu hoşgörü toplumunda, hoşgörü ikliminde aynı havayı teneffüs etmek benim için güzel. Biraz önce bir Havra'yı ziyaret ettik. Orada aynı şekilde bir Musevi din adamıyla Musevi bir vatandaşımızla konuştuk. Ardından da bir kiliseyi ziyaret ederek oradaki yine aynı şekilde bir kilisedeki din adamıyla birlikte olduk. Ardından da Habibi Necar Camii'ne giderek orada İslamiyet'ten önceki İslam davasına gönül vermiş ve bunun için insanlığı Hazreti İsa'nın dinine, Müslümanlığa, Allah'ın dinine davet eden ve ardından da burada öldürülen, şehit edilen kişinin mezarında onun için dua ettik. Antakya inşallah bu hoşgörü iklimini yaşatacak ve dünyaya da örnek olacak. Zaten medeniyetler korunuzu Manisa'ya getirerek dinlemiştik. Evet. Yine aynı şekilde o koroyu Manisa'ya davet ederiz. Birlikte dinleriz. İnşallah. Benim de böyle bir hayalim var inşallah Allah nasip ederse. Antakya'da hem yeraltı yerüstü hizmetler yapılıyor. Bir yandan yerin altına hizmet yaparak altyapı hizmetleri, bir diğer yandan yerin üstüne hizmetler yapılıyor. Ama her şeyden önemlisi insana hizmet yapılıyor burada. İnsana yapılan hizmet kalıcı hizmetlerdir. Çünkü insanı yaşat ki devlet yaşasın demiş atalarımız. Ve belediye başkanımız da insanı yaşatıyor ki Antakya yaşasın istiyor. Hiç ayrım yapmadan yaratılmışı severiz yaradandan ötürü diyerek hizmet etmenin zevkini tatmak istiyor arkadaşlarıyla. Güzel bir ekip kurmuşlar. Ve bir ilke imza atmışlar kendileri. Yaptıkları hizmetleri buradan web televizyonculuk aracılığıyla
bütün Antakya'ya, bütün dünyaya, Antakyalılara, Hataylılara takdim etmek istiyor. Ve diyor ki ben bunları yapıyorum. Sizin de beklentilerinizi, problemlerinizi, çözüm önerilerinizi bana sunarsanız ben de onlardan istifade ederim. Çünkü ortak akıl her zaman doğruyu bulmada doğru metottur, doğru usuldür, doğru üsluptur. Onu yapmak istiyor. Belediye başkanımıza da tebrik ediyorum. İnşallah Antakya'da milletvekillerimizle, teşkilatımızla, Antakyalılarla birlikte bu hoşgörü ikliminde olmaktan da memnuniyet duyuyorum. Efendim, sivil toplum ve halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yapıyorsunuz. AK Parti'nin bu başarısında sivil topluma ve halkla ilişkilerde yürüttüğü çalışmalara verdiği önem çok önemli. Diğer partilerden neyi farklı yapıyor AK Parti? Bu başarının altında ne var? AK Parti öncelikle toplumun nabzını tutuyor. AK Parti insana değer veriyor. AK Parti bu toplumda, bu topraklarda 78 milyonda ayır yapmaksızın herkese hizmet ediyor. Biraz önce söylediğim gibi yaratılmışı severiz yaradandan ötürü diyerek. Hristiyan demiyor, Müslüman demiyor. Doğulu demiyor, Batılı demiyor, Kuzeyli demiyor, Güneyli demiyor. Kürt demiyor, Alevi demiyor, Sünni demiyor, Kürt demiyor, Türkmen demiyor, Laz demiyor, Çerkez demiyor. Ve insanı Allah'ın yaratmış olduğu çok mukaddes bir varlık kabul ederek herkese dokunmak istiyor. Bu tabii ki öncelikle karizmatik bir lidere sahip olmasının önceliği var burada. Çünkü liderler çok önemli. Herkes Fatih olamıyor, herkes Abdülhamit olamıyor, herkes Kanuni olamıyor, herkes bir Ertuğrul olamıyor, Osman Gazi olamıyor. Yani bazı insanlarla bazı insanları karşılaştırdığın zaman onlar tarihe not düşüyorlar. Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu hareket için çok önemli bir şans. Ardından da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kolektif akla önem vermesi, toplumun nabzını tutması, iyi tutabilmesi, toplumun isteklerini, beklentilerini ve problemlerini iyi öngörebilmesi ve öngördükten sonra da bunun içinde problemlere karşı da çözüm önerilerini doğru olarak takdim edebilmesiydi. AKİM diye bir müessesemiz var bizim. AKİM, AK Parti İletişim Merkezi. Buraya vatandaşlarımız tüm problemlerini bildiriyorlar. 7 Haziran seçimlerini birinci parti olarak bitirmiş olmamıza rağmen tek başına iktidar olamadıktan sonra ben bir baktım, yeni genel başkan yardımcısı olmuştum. Zaten seçim meydanlarında 18 tane önemli problem görmüştüm. Bunları genel merkezimize iletmiştim. Genel başkan yardımcısı olduktan sonra da AKİM'in dosyalarına dönüp baktığım zaman burada zaten vatandaş söylemiş. Benim şöyle şöyle problemlerim var. Bunları hallet demiş. Emekliler konuşmuş, işçiler konuşmuş, esnaflar konuşmuş, askerler konuşmuş, uzman erbaşlar konuşmuş, oradan polisler konuşmuş, öğretmenler konuşmuş, gençler konuşmuş, kadınlar konuşmuş, engelliler konuşmuş. Zaten bunları yaptığınız zaman mesele kalmıyor. Seçim beyannamemizi hazırlarken de AKİM'den istifade ettik. Elbette ki milletvekillerimizin vermiş olduğu raporlardan istifade ettik. Teşkilatlarımızın verdiği raporlardan istifade ettik. AKİM'le beraber bir AK ofisimiz var. AK ofiste meclisin çıkartmış olduğu her kanunu özetini çıkartarak milletvekillerimize, il başkanlarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza takdim ediyoruz. Belediye başkanlarımıza takdim ediyoruz. Bundan sonra AK ofis yapmış olduğu bütün bu özetleri, kanunların özetlerini ilgili birimlere de bildirecek. Kadınlarla ilgili bir kanun mu çıkartıyoruz? Kadın derneklerine, hayvan hakları ile ilgili bir kanun mu çıkarıyoruz? Hayvan haklarına ilgili tüm derneklere bildireceğiz. Şimdi AKSİM'i kuruyoruz. AK Parti Sivil Toplum İletişim Merkezi. Biliyorsunuz Türkiye'de AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler diyerek birleştirdi. Eskiden Halkla İlişkiler'di bizim birimimizin adı. 110 bin dernek, vakıf, sendika, oda, kooperatif ve de aynı zamanda amatör spor kulüpleri var. Bunlarla teşkil mesai kurmak istiyoruz. Onların da nabzını tutmak istiyoruz. Ve onlar bize beklentilerini bildirecekler, problemlerini bildirecekler ve aynı zamanda çözüm önerilerini sunacaklar. AKSİM üzerinden de biz o derneklerin, o vakıfların, o sivil toplum kuruluşlarının cenazelerinden düğünlerine, düğünlerinden genel kurullarına kadar her konudan haberimiz olacak ve onlara telgraflarla onlara ulaşacağız. Veya bizim teşkilatlardaki kadın kolları, gençlik kolları ve il kademesindeki sivil toplum ve halk ilişkiler birimlerimiz oralara giderek cenazelere gidecekler, düğünlere gidecekler, genel kurullara gidecekler veyahut da onların yapmış olduğu etkinliklere katılacaklar. Bir de bu 110 bin derneğin yapmış olduğu etkinlikleri görmek istiyoruz biz. Farkındalık yaratan dernekler var mı? Var. O farkındalık yaratan eylemi veya etkinliği başka derneklere de örnek olarak, vakıflara, derneklere, odalara, sendikalara da örnek olarak sunmak istiyoruz. Genel merkez olarak yine toplumun nabzını tutmaya devam edeceğiz. Toplumun nabzını tuttuğumuz süre içerisinde iktidarda kalacağız. Bu 10 yıl mı olur, 15 yıl mı olur, önümüzde 20 yıl mı olur, 30 yıl mı olur onu bilemiyorum. Allah bilir ama AK Parti 2023'e kadar iktidarda. Toplumun, bizim birimimiz çok önemli bir birim. Elbette ki bütün birimler önemli, 14 birimimiz var. Ama bizim birim vitrin. Bizim birim çok önemli bir şekilde bizim yüzümüz, gülümseyen yüzümüz. Ve biz aynı zamanda Türkiye'deki değişimi yakalayan bir birimiz. Dünyada değişmeyen bir gerçek var, o da değişim. Değişimi biz daima takip edeceğiz ve değişime de ayak uyduracağız ve de şu sözü hiç unutmayacağız. Her gün sabah güneş yeniden doğar, her gün dünya yeniden kurulur diyeceğiz. Yeni doğan güneşe
yeni kurulan dünyaya mutlaka ayak uyduracağız. Efendim çok teşekkür ederiz. Bu yoğun gündeminizde bizlere zaman ayırdınız. Son olarak çok kısa 2015 yılını geride bırakıyoruz. Yeni yılla ilgili vatandaşlarımıza nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Yılın yeni olması önemli değil. Zamanın ruhunu doğru okumak önemli. Müslümanlar zamanın ruhunu doğru okusunlar. Zaman batı dünyasında lineer düz bir çizgidir. Bizde ise fasit bir daire olarak algılanır doğuda ve batıda. Oysaki İslam lineer düz çizgi olarak kabul eder. Yani bugün batının algıladığı zaman anlayışını yıllar önce 1400 yıl önce 1437 yıl önce takdim etmiş olan bir dinin mensuplarıyız. Zamanın ruhunu doğru okuyamayan Müslüman toplulukları Cezayir'den aşağıya doğru bir çizgi çizelim. Fas'a, oradan Nijer'e, Nijerya'ya, Sudan'a, Somali'ye, Arabistan'a, oradan Kazakistan'a uzanalım ve Dağıstan'a kadar bütün dünyanın yeraltı zenginlikleri ve yerüstü zenginlikleri bu topraklarda. Fakat mezhep kavgasını, etnisite kavgasını yapanlar da biziz. Biz bilgiyle tanışalım. O bilgi bizi teknolojiye götürsün ama o teknolojiyi ahlakımızı giydirelim. Çünkü Peygamberimiz makarra ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diye buyuruyor. En üstün ahlakı ve o ahlak insanlığa, o bilgi ve teknoloji, o ahlakla beraber barış sunsun, kardeşlik sunsun. İslam dünyasına barış getirsin. İslam dünyasına zamanın ruhunu doğru okumayı nasip etsin inşallah. Bilgiyle tanışmayı, mezhep kavgalarını, ideolojik kavgaları, etnisite kavgalarını ve de parti kavgalarını kenara bıraksınlar. Bunların hepsinin araç olduğunu, amacın insanı yaşatmak olduğunu, insana hizmet etmek olduğunu, hakkın rızasını kazanmak olduğunu anlasınlar. Ona göre hareket etsinler inşallah. 2016 yılı Müslümanların yılı olsun. Çok teşekkür ederiz efendim. Antakya Belediye TV'de bizleri onurlandırdınız. Yoğun programımızda zaman ayırdığınız için şükranlarımızı arz ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Hatay'ın ilk belediye TV'sinde, Antakya Belediye TV'de stüdyo konuğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Selçuk Özdağ'dı. Bir başka programda yeniden buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyoruz.